Sayın izleyiciler, Adana Kozan ilçemizde Ayşe Hoca köyümüz tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Bu Ayşe Hoca köyünün hem son köy muhtarı, mahalleye döndükten sonra da ilk mahalle muhtarı olarak seçilen ve tarihe geçen Veli Emre ile röportaj yapacağız. Öncelikle yeni dönem hayırlı olsun muhtarım. Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, bu muhtarımızla 2012 yılında da röportaj yapmıştık, gazetemizde yayınlamıştık. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir abimiz. Onun için yol üzerinde bu. Kadirli Kozan yol üzerinde köyümüz, buranın insanları da güzel, misafirperver. Geçen yol üzerindeki bakkalda da oturduk, sohbet ettik, bize ikramda bulundular. O zaman daha oruç başlamamıştı, Ramazan. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Muhtarım, bu köyümüze ne hizmetler yaptınız? Bu halk sizi dördüncü defa tercih etti efendim. Köyüme şükranlarımı sunuyorum ilk başta. Evet. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu benim dördüncü dönemim. Evet. Köyümüzün camisini yeni yaptık. Giden sene bitirdik. Evet. Yani bir sene falan oldu. Evet. Okulumuzun tamiratını yaptık. Evet. Asfaltlarımız yenilendi. İçme suyumuz, boruları yenilendi. Evet. Üç tane mezarlığımız var. Üçünün de ayrı ayrı bakımı onarımı yaptık. Onarım oldu. Evet. Yani köyümden memnunum. Bu dördüncü dönemim. Allah hepsinden razı olsun. Bu dönem aday çıktı. O da iyi geçti. Yani öyle bir şey olmadı. Evet. Yani. Birlik beraberlik Birlik oldu. Beraberliğimiz evet. Zaten köyde ediyoruz. Bunu sağlamışsınız. Evet. Böyle devam ediyor. Yani. Evet sayın izleyiciler. Evet. Siz de gördüğünüz gibi biz zaten fikirlerimizde hiç yanılmadık. Halk hizmet yapan ve köyde birlik ve beraberliği sağlayan muhtarlarımızı tekrar tercih etti. Evet. Bu arkadaşımız da dördüncü dönemi muhtarlık yapıyor. Halk tarafından sevilip sayılıyor. Evet. Aynı zamanda bu muhtarımın evine geldim. Bu çiçeğe daha önce dikkat etmemiştim. İsmini sorduk. Uyku çiçeğinin önünde muhtarımızla röportaj yapıyoruz. Bu da tarihe geçsin efendim, değil mi? Teşekkür ederim. Evet. Efendim, tüm şehir yasasıyla bu köyler mahalle oldu ancak hizmetlerin bazı yerlerde eksik, bu hizmetler sırasıyla tamamlanacak. Gelecek, tamamlanacak. Evet, öyle diyor şey, siyaset. Öyle diyor. Evet, seçilen arkadaşlar. Belediye başkanlarımıza güveniyoruz. İnşallah evet. İyi olacak, inşallah iyi olur. Biz de iyi olacağı kanaatindeyiz. Sayın Musa Öztürk ve Adana Büyükşehir evet. Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü bu mahalleye dönüşen köylerin eksik olan hizmetleri sırasıyla yapacağını söylediler geçen. Güveniyoruz. Çalıştay'da da belli evet. Söyledi. Biz de kendisine güveniyoruz. Halk da güveniyor. Evet. Muhtarlarımız da güveniyor. İnşallah bu beklentileri boşa çıkartmazlar. Efendim son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, sağ ol. Gene de söylüyorum. Köyümü çok seviyorum. Köyümden memnunum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah başarılı da olduk bence. Evet. Yoksa benim dördüncü dönem kimse seçmez. Kimse seçmez. Evet. Kara kaşına kara gücüne heves değil. Gereğini de köyüm yaptı. Allah'a evet. Razı olsun. Evet. Hem ben bu Ayşe Hocalı köy halkına teşekkür ediyorum. Ayşe Hoca değil mi efendim? Evet. Ayşe Hoca mahallesi. Burası köydü. Şimdi mahalle oldu. Ama köyken sizi seçtiler. Evet. Şimdi mahalle oldu. İsabetli bir karar vermişler. Zaten 3 dönemdir seçmişler. 4. dönemde seçtiler. Hem bu köyün son köy muhtarı hem de mahalleye dönüşen mahallenin ilk muhtarı olarak da tarihe geçtiniz. Size bu yeni dönemde başarılar diliyorum. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak muhtarım. Teşekkür ederim.